Peki merak edilen o soru, sağlık çalışanları haricinde 5. doz aşıyı kimler olabilecek? Bakalım. 2 Sinovac, 2 BioNTech ve bu hatırlatma dozuyla 5. aşıma olacağım inşallah. 3. doz alıyorum. Koronavirüse mücadele kapsamında son doz aşının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı. Sağlık çalışanlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız açısından bu 5. doz aşı hatırlatma dozu önemli. Türkiye'de aşı üreten ülkelerden birisi artık. 5. doz aşı ister Sinovac olsun, ister BioNTech olsun, ister Türkovac olsun her 3 aşıdan da olabilirler. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olanlar için 5. doz hatırlatma aşısı dün itibariyle başladı. Vatandaşlar randevuların açılmasıyla birlikte hastanelerin yolunu tuttu. Kaçıncı doz? 5. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim yani. Ama herkes de aşı olması mutlaka olmalı. 5. dozumu oldum. Bu mücadelede hep beraberiz. Bu mücadelemizi sonlandırabilmemiz için muhakkak aşılarımız olmamız gerekiyor. Hatırlatma dozunu olmak isteyenler randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırabiliyor. Omikron varyantı tüm dünyada yaygın hale geldi. Türkiye'de de artmaya başladı vakalar ama bunun hastaneye yatış için yatışını henüz görmedik. Vaka sayılarında, ayaktan vaka sayılarında gerçekten artış var. Başka çaremiz yok. Maske, mesafe, aşı. 1 doz, hatırlatma dozu, 4. doz.